teşekkür ederiz. Olay bu. Tam sesinizi duyurursanız sahip olun. Kazan ya. Köpekler de o alanda yaşıyor. Onlar da geldi. Sayın genç başkanlar, önce hoş geldiniz. Bir avukatım ne derse artık. 5 kilometre yol gidiyor. Bakın bir arı. Hem uçuş tabii. Bu hayvanlarımızın getirmemiz sebebi biz az evvel arkadaşımızın anlattığı gibi biz köylü olarak birlikte yaşadığımız için onların da doğasıdır. Orada bizim inanç yerlerimiz vardır. Bu kurbanlarımızı inanç yerlerimize kestiğimiz için onlar da bugün buraya geldiler. Bizim inanç yerlerimiz köprünün altında kalmaması için bunu yapıyoruz. Yoksa biz tesise karşı değiliz. Ama inanç yerlerimizin üzerine çöp alanı yaptıkları için karşıyız. O yüzden herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Herkes bizim bu mazeretimizi göz önünde bulundursun, ona göre hareket etsin. Benim söylemek istediklerim bunlardı sayın arkadaşlar. Başka herhalde anlatmanın en güzel yollarından biri bu. Doğamızı, yani bizim doğada beraber bulunduğumuz, birlikte yaşadığımız canlılar bunlar. Bunların yaşamı tehlikede. Şimdi gerçekten bakıyorum 18 hektar korkunç bir büyük bir alan. Ve o kadar bizim orada canlıları ayakta tutan yeşil bir alan. Burayı yok etmekle bu canlıları yok edeceksiniz. Bunlar yok olacak. Bizler de yok olacağız. Ki oraya sadece çöp tesisinin alanı değil, oraya gidecek yollar bile korkunç bir ağaç katliamına neden olacak. Yollar bile uygun değil orada. Ben anlayamıyorum ya, neden orada ısrar edildi? Yaşam biçimimizi yok etmek demektir. Biz defalarca niye buraya geliyoruz? Çünkü bu bizim yaşamımızdır, yaşamımız. Bizim orada ebedi dedelerimiz yatıyor, babalarımız yatıyor, abilerimiz yatıyor, yeğenlerimiz yatıyor. Ya biz o mezarlıkları kendimize mezar ederiz, gene olmaz. Ha, şiddet yok. Bu demokratik hakkımızı böyle kullanacağız. Ve sonuna kadar kullanacağız. Bu halkla beraber kullanacağız. Yani bunu birileri duymuyorsa söyleyelim, duysunlar, gelsinler, konuşalım. Bu halkın huzurunda tartışalım. Orada ne var? Böyle karşılıklı iki arkadaş gibi, iki dersimli gibi tartışalım. Bu doğamızdan ne istiyorlar? Ha, arıtma yapılması isteniyorsa bir sürü Tunceli'de kırsal alanlar var, yapılsın. Biz buna karşı değiliz. Ama ille de bizim doğamızı yok etmekse biz buna müsaade, demokratik haklarımızı kullanarak müsaade etmeyeceğiz. Hadi.